Duydunuz mu? Duydum. Kendilerini ön plana atmak için böyle bir şey yaptılar demiş. Hani güzellik evet. Şeyine çıkar evet, gibi podyumuna. Ay ne gereği var, niye öyle olsun ki? Saçmalamışlar. Ne var yani, her şeyimiz kendileri de atıyor. Eğlenmek için yaptık canım. Biz şu anda bugün dört kaynana eğlenelim dedik. Bir evet, bir renk yapalım dedik. Katalım dedik. Ona bile limon sıktılar. Yoksa bu yaştan sonra güzel ay, olsak ne olur olmasak yapıyorlar, ne olur. Yapıyorlar çıkıyorlar, bizim hoşumuza gidiyor. Evet. Farklı şeyler oluyor. Biz de bir değişiklik olsun dedik ama onu bile eleştirdiler. Ya onlar biz ne yaparsak yapalım gelinler. Sence kim birinci olur? Gelinler kim birinci olur? Hiç bilemeyiz. Kendi evet. Gelinlerimiz vermeyecekmiş ama. Evet. Başkalarına verecekler. Aha, aha. Kesin bana vermezler. Verirler. Ben inanmıyorum. Ben bir puanlama yaptım. Dağıldın diye mi? Ben... Hayır, dağıldım diye değil de vermezler. İçimde öyle bir his var. Hislerim de çok kuvvetli. Verirler diye mi? Ben bir puanlama yapsam şu an kendi adıma. Şöyle söyleyeyim. Sizin birinci olmanızı isterim. Ben de isterim. Ondan sonra Çiğdem Hanım'ın. Ben olamazsam şey olsun. Hani bir böyle mutlu olsun istiyorum Gül için. Çok aslında yani. Ben de benim 10 tane oyum olsa Gül'e veririm. Hüsnü yani. Hanım birinci olacak. İkinci. Yok benim de içimde bir his sen olacaksın yok, gibi geliyor bana. En dağınık kim? Aşk olsun sana. Kusura bakma sorun. Sana aşk olsun. En lezzetli yemek yapan kim? Ah ben büyütmüştüm ne yemeklerle. En çok para harcayan kim? En çok konuşan kim? Yani artık... Batır 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 biraz daha. Hiç konuşmuyor değil mi karın? En tembel kim? Kötü sorular bana denk geliyor. En bakımlı kim? Annen mi batırdın? Yok, batırmadı annesi. Ev işlerinde en becerikli kim? En sinirli kim? Allah'ım bak ben senin annenim. Benlik durum yok. O soru soruluyor sadece. En cimri kim? Bence de o yani. En dırdır eden kim? En çok kimi seviyorsun? Bravo sana. Ay ay ay. Kusura bakmayın bir oyun da bu. Yani. İyi şuraya gir. Hatice çok güzel zaman geçirmişsiniz. Biz çok eğlendik senin, evet. Hüseyin de benim Sercan gibi aslında yakın cevaplar vermiş. Ama bir şey dikkatimi çekti. Hüseyin'den çok sen meraklısın. Hüsniye teyzenin kafasını suya sokmaya. Sok 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 böyle. Bak, sanki biz öç alır gibi. Hüseyin dinlemeyince de artık oradan müdahale ediyorsun Hatice. Zaten benim eşim hiç politik davranmaz. Ya, ben neyse, de onu söyleyecektim. Neyse onu söyler. Burada zaten kaç kere de annesine ya da mesela benimle ilgili bir şey varsa bana söyler. Annesiyle ilgili olan bir şey varsa da annesine söyler zaten. Hiç politik davranmadı. Biz de bunu hepimiz biliyoruz. Sadece ben değil herkes de bildiği için o şekilde gösterdim. Vallahi ama biz çok eğlendik. Ben senin videonu daha çok beğendim. Daha samimi geldi. Çünkü gerçekten hiçbir şekilde hani taraf tutmamış ama Sercan çoğunluğu hani annesi kızar diye Elif'i genellikle yapmış. Yok, ama evet aslında ben şey gerçekten hayır bununki daha doğal daha güzel duruyor. Ve gerçekten de daha sevimli. Tutmuş. Yok işte taraf hiç tutmamış bence. Hiç politik değil. Sen benim eşimi gayet gerçekten doğal. Tanımıyorsun. Hatta burada bile bariz beni hatta sürekli... Hatta şu hareketi de çok dikkatimi çekti. Şöyle yaparak senin yaptın. Mesela çok da güzel eğlenmişsiniz. Benim hoşuma gitti. Dün benim oğlum mesela Elif daha güzel yemek yapıyor dediğinde bayağı bir eleştirdiniz. Az önce dediniz boynuz kulağa geçti. Evet. Sevinirim dediniz. Evet. Orada da yapsaydı size yapsaydı annesini ezmeseydi. Sizin oğlunuz da kendi eşini seçmiş mesela. Evet. Şimdi en güzel yemeği Hatice yapıyor deyince siz böyle bir şaşırıp baktınız oğlunuza. Bir de laf soktunuz. Evet. Ben besledim ben büyüttüm. Siz besleyebilirsiniz büyütebilirsiniz. Kendinize göre güzel yemek de yapabilirsiniz. Ha, demek ki eşin yemeğini daha çok beğeniyor.
Hatice bence Hüsniye kadar güzel yemek yapmıyor. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. Hatice çok çok güzel yemek yapan bir insan değil. Ben zaten Hatice'nin çok güzel yemek yaptığını iddia etmiyorum. Ben inanmıyorum. Ona gelecektim. Bir. Onu soracaktım zaten. Hani Hatice orta ayarda yemek yapıyor. Siz ondan da mı kötü yapıyorsunuz ki onu seçiyor? Şimdi ben zaten lezzetin kraliçesi demişim. Hatice'yi buraya getirmişim. Ha, bir de anlaşmalıydı. Bir saniye. Hayır. Lezzetin kraliçesi demişim. Ben lezzetli yemek yaptığını söylemişim. Gelinimi bu şekilde beğenmişim. Ama oradaki pozisyonda hani madem sen annenin 40 yıldır ekmeğini yemişsin, şurada 7 yıldır karının pişirdiği ekmeği yemişsin. Yani oğluma yakışmadı tutup annesinin kafasını ama yok. Gelinim daha lezzetli yapıyordu. Yani orada tamam ben zaten ama sen ben oğluma yakıştıramadım. Ama sen neden yakıştıramadın? Belki karısının yemeğini beğeniyor. Bak. Ya illaki 40 yılda yemek yaparsınız. Anlatamadım. 2 yılda yapar daha lezzetli yapar evet. Yani. Aynı Sercan gibi yapmış diyorsun ama hiç alakası yok çünkü yok. Ben dün şeyi söylemeyi unuttum, o arada kaçırmışım. Sercan en lezzetli yemek yapar kim dediği zaman senin kafanı batırıyor ama gözleriyle de annesini gösteriyor. En lezzetli yemek yapan kim? Allah yani, Allah. Gerçekten politikliği yapan Sercan olmuş yani. Hüseyin de mecburiyetten hani böyle. Mecburiyetten mi? Hani çekine Hüsniye teyzenin kafasını batırıyor. Hiç alakası yok. Bunu biz evde bir zaten korkuyor yani. Yarışmaya gelmeden bence önce de bu böyle. Doğal. Evet, yarışmaya İnsanlar gelmeden önce de belliydi. İnsanlar samimi olarak geçti. Yani bunu şu an samimi bir şekilde gayet iki videoyu değerlendirirsem seninki daha doğal, daha samimi geçmiş. Teşekkür ederim. Öyle zaten. Biz de eğlenerek yani hani burada sanki yok, siz kimse eğlendiniz, izlemeyecek. Biz ciddi yaptık. Ya kimse bu zaten eğlence amaçlı yapılan bir şey. Tamam bir saniye. Kimse izlemeyecek diyerek de yapmadık yani. Mesela lezzette, cimrilikte, şundan, dırdırdan falan farkında mısın? Hatice de bastırıyor. Zevkle, evet, gülerek. Evet, keyif alıyorlar. Kahkaha buradan girin ya. Yürüyün şöyle. Kahkaha keyif alıyorlar böyle. Oğlunuz da keyif alarak. Karısına suya batırırken bir yüzünü böyle hani mecburen batırıyorum gibi yapıyor ifade olarak. Evet, Hatice istemeden. Evet, size gelince gülüyor böyle. Hayır bir de Hatice'nin de ayrıyeten batırması. Evet, ikisi birden batırdı. Zevk alıyor. Evet, evet, doğru. Kahkaha attı, gülmüyordu. Ben bence Hatice biraz mızmız ya. Sonrasında belki şey yapacak bir şeyine. Ha, bir neyse sonra dedi. Onun için mi acaba Hüseyin sok, öyle sok yaptı? Sok sok diyor. Sok sok ona yardım ediyor. Pohpohluyor annesine şey yapıp. Bence o eşiyle anlaşmış. Bence bunun hesabını. İyileri bana benim kafamı bastır suya, kötüleri annene bastır. Kesinlikle anlaşmalı. Hatice'nin beyi Hüseyin Hanım'ı az batırırken suya, Hatice kaynanasının kafasını zorla suya batırdı. Aslında kızgınlığını yüze vurmuyor ama İşten kinlenmiş Hüseyin Hanım'a karşı. Merhaba arkadaşlar. Burası da benim evim ve salonum. Size şöyle göstereyim. Bu arada her zamanki gibi gelinin mutfağı izliyoruz. Burası benim salonum. Burası yemek masam. Burası da otomatikman dışarıya bakıyor arkadaşlar. Şöyle bahçem var. Burası ilk göz ağrım oğlumun odası. Fenerbahçeliyiz bu arada. Fenerbahçe tutkusu burada. Kitapları var. Burada oyuncaklarımız var. Bu da ilk doğum yaptığımda yanıma getirmişti eşim çiçekler onlar. Burası son beşik olan Yiğit Ali'nin odası ve şu an yatıyor kendisi. Kızımın odası. Şöyle göstereyim. Burası ders çalışma masası. Her şeyimiz böyle pembe. Oyuncaklarımız, yatağımız, ders çalışma masamız. Betül, evinizde güle güle oturun ama ben mutfağı göremedim. Mutfağımda tadilat olduğu için çekmedim. Tadilat var diye hani şöyle en azından bir ucundan gösterseydin de biz bir görseydik mutfağını. Hayatım onu gösterseydim bu sefer diyecektiniz ki ay ne kadar dağınık, ne kadar şey. Ne alakası var? Tadilat bu yani. Kimse kalkıp da tadilat olan biraz, bir eve. Şu an bunu söylediğine göre onu da kesin söyleyeceğim için. İyi de bir getirseydin de ben söylüyor muyum, söylemiyor muyum ona göre baksaydın da yargılasaydın. O da benim fikrim. Ben çekmek istemedim, göstermek istemedim. Bence mutfağında tadilat falan yoktu. Şimdi çok güzel bir kıvırıyorsun sen. Hiç de kıvırmıyorum. Aynen kıvırıyorsun canım. Ya mutfağın dağınıktı ya içine sinmeyen bir şeyler vardı. Buradan ben malzeme vermeyeyim diye sorarlarsa da Elifciğim, mutfakta tadilat var.
geçiştirme getirdin. Nitekim de yapıyorsun. Alakası yok. Beni tanıyanların hepsi bilir zaten. Ne kadar düzenli ve temiz olduğumu da çok iyi bilirler. Bunu sana kanıtlamama da gerek yok zaten. Ama istersen bir gün gel, otur bana nasıl olduğumu görürsün.